Gölgeler içinde kaldıysam ben kendim istedim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Son 4 gündür herhalde hayatımın en zor günlerini yaşıyorum desem hiç yalan olmaz. Sürekli sizleri güldür ve eğlendirecek video içerikleri çekmeye elimden geldiğince çalışıyorum. Tabii ki benim de bazen zor zamanlarım oluyor. O da bunlardan bir tanesi. Sizlerin takım elbiseli oyuncu olarak tanıdığı Samet'i maalesef kaybettik arkadaşlar. Bizde o kadar güzel anılar bıraktı ki düşündüğüm zaman bile şu anda peş peşe bir sürü güzel anı geliyor. Özellikle yıllar önce birlikte 4 YouTuber olarak çıktığınız çok güzel bir tatil vardı. Aklıma o geliyor. Denize girdiysek de birlikte girdik. Gezdiysek de birlikte gezdik. Hem eğlendik hem birbirimizi tanıdık. Gerçekten harika anılar yaşadığımız çok güzel bir tatil oldu. Çok teşekkür ediyorum buradan da ona. İnşallah mekanı cennet olsun kardeşimin. Arkadaşlar sizler de lütfen dualarınızı eksik etmeyin. Sabaha kadar birlikte oynadığımız oyunları düşünüyorum. Bir ara Arma'ya gerçekten efsane sarmıştık onunla birlikte. Sabaha kadar oynuyorduk yani. Her gün milleti trollüyorduk, roleplay yapıyorduk. Ondan sonra GTA 5'e sarmıştık. GTA 5 oynuyorduk. Sonra PES aynı şekilde. Samet'le ilk kez Rust'ta tanışmıştık abi. Rust'ta biz abimle birlikte bir ev tasarlamıştık. Evde çok berbat ötesi oyun acemisiyiz. Geldi sağ olsun bize güzel bir şekilde oyunu anlatmayı göstermeye çalıştı elinden geldiğince. Gerçekten çok iyi bir insandı. İki insan kendi arasında kavga ettiğinde tanıdığı insanlarsa genelde şöyle bir hareketi olurdu Samet. Hadi Oğuz gel bunları birleştirelim, bunları barıştıralım falan derdi bana. Hadi bunları abilik yapalım derdi. Girerdik ikimiz barıştırmaya çalışırdık kavga eden insanları falan. Yani tanıdığımız çevremizdeki insanlar tabii ki. Özellikle birlikte çektiğimiz güzel videoları, bana ısmarladığı güzel waffle'ları aşırı derecede özleyeceğim. Harika bir insandı. Bir gün hiç unutamadığım bir olay var. Abim kanser tedavisi görürken hastanedeyim. Bir de işte uzun zaman yoğun bakımda kaldı. Ben dışarı çıktım ağlıyorum. Hani ne yapacağımı ne edeceğimi bilemiyorum. Kimse yok yanımda. Oturdum böyle ağlıyorum. Sonra mesaj geldi. Kanka neredesin? Bana mesaj at. Güzel bir şekilde yanına geleceğim. Kendimi yalnız hissederken birden dedim ki ulan benim bir arkadaşım varmış ya. Benim dostum varmış. Sonra diğer arkadaşlarım da geldi sağ olsunlar. Kendimi yalnız hissederken birden ulan yalnız değilmişim ben. Yanımda arkadaşlarım varmış dedim. Sağ olsun Samet de arkadaşıyla birlikte geldiler. Kafamı dağıttılar. Muhabbet ettiler. Her şeyin iyi olacağına inandırdılar. Keşke şu anda
da hani gerçekten geri gelse ve dese ki o her şey düzelecek, hiç merak etme, her şey yoluna girecek dese, gerçekten yine inanmak istiyorum buna. Siyahlar içimde kaldıysam ben kendim istedim. Gölgeler içinde kaldıysam ben kendim istedim. Oyunun dışında kaldıysam ben kendim istedim. Giyerim yine takım elbise. Sonu var mıdır ya da yok mudur? Bilmeden yürür, adını koyar, kalbine yazar. Ben bir oyuncu. Giyerim yine takım elbise. Sonu var mıdır ya da yok mudur? Bilmeden yürür, adını koyar, kalbine yazar. Ben bir oyuncuyum. Sonu var mıdır ya da yok mudur? Bilmeden yürür, adını koyar, kalbine yazar. Ben bir oyuncuyum. Evet arkadaşlar, daha fazla uzatmak istemiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Beni dinleyip izlediğiniz için çok sağ olun, var olun. Yani olay henüz daha çok taze. Elimden geldiğince duygularımı sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım anlatabilmişimdir her şeyi. Yani kendimi gerçekten iyi hissetmediğim için birazcık dinlenmek istiyorum. Kusura bakmayın. İnternete attığım videoları yayınlarım sizler için. İzlemek isteyen varsa izleyebilir tabii ki. Teşekkür ediyorum her şey için. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Yani son olaylardan sizin de haberiniz olmasın gerektiğini düşündüğüm için. Çünkü çok fazla, aşırı fazla bana mesaj yazılıyor. Ben de buna bir açıklık getirmek için bunu çektim. Gerçekten çok, bu kadar yeter. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Siyahlar içinde kaldıysam.